Fizyoterapi çalışmalarına Diyarbakır'a devam eden Ada Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır'da bulunan Ada Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Yanımda da bu işletmenin sorumlu müdürü Ömer Bey bulunuyor. Ömer Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Adım Ömer Ercan. Zihin engelliler sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır sektörün içindeyim. Kurum olarak da yaklaşık 8 yıldır bu alanda hizmet vermekteyiz. Ada Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak işte zihinsel engelli, bedensel engelli ve otizmli çocuklar için eğitim vermekteyiz. Bu çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri bütün sorunlara karşı hani neler yapılabilir, onlarla ilgili neler yapabiliriz, bunlar üzerine çalışmaktayız. Bu eğitimi olabildiğince profesyonelce vermeye çalışıyoruz. Evet sevgili izleyenler, kurumumuzla ilgili bilgiyi Ömer Bey'den aldık. Şimdi de fizyoterapist Canan Hanım'ın yanına gidiyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdi de fizyoterapist Canan Hocamızın yanındayız. Canan Hocam, sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Canan Turan, fizyoterapistim. Yaklaşık 13 yıldır bu işi yapıyorum. Aynı zamanda osteopatım. 2011'den beri osteopati de yapıyorum. Genel olarak rehabilitasyonlarda bu işi sürdürmeye devam ediyoruz. Rehabilitasyonlarda çocuklarla yapıyoruz biz fizik tedaviyi. Burada çocuklara fizik tedavi ve eğitim veriyoruz. Peki çocukların eğitimine katkı sağlamak için ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Burada birçok eğitim ve tedavi yöntemi var. Buraya gelen çocuklarımız genelde farklı gelişen çocuklar veya fiziksel olarak farklılıkları olan çocuklarımız. Fiziksel olarak farklılıkları olan çocuklarımıza bedenlerinin durumlarını değerlendirip neye ihtiyaçları varsa o yönde eğitimler veriyoruz veya fizik tedavi veriyoruz veya osteopatik açıdan ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Hani örnek verebilirim size. Mesela denge problemi olan bir çocuğumuz var diyelim. Denge problemi olan çocuklarımıza dengesini geliştirme amaçlı burada denge tahtasında çalışabiliyoruz veya stabil durumda dengelerinin bozulmaması için ayakta desteksiz durabilmeleri için çalışmalarımız oluyor. Veya eklemlerinde problem olan çocuklarımız olabiliyor. Eklemlerini korumak için egzersizler yaptırıyoruz. Kas zayıflıkları olan çocuklarımız oluyor. Bunlar için kas kuvvetlendirici egzersizler yapıyoruz. Bunun dışında burada biz duyu bütünleme yapıyoruz. Duyu bütünlemede motor olarak planlamalarında problem yaşayan çocuklarımıza onların da gene değerlendirmesi yapıldıktan sonra nerede bir problem varsa motor gelişimini geliştirme amaçlı duysal olarak eksiklikleri olan yönlerini tamamlama amaçlı burada biz çalışmalar yapıyoruz. Osteopatik açıdansa genelde burada visceral problemleri olan çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Visceral problemler yani karın içi, bağırsak problemleri oluyor bu çocuklarımızın. Hareketleri kısıtlı olduğu için kabızlık problemleri çok fazla olabiliyor. Bu çocuklarımıza karın içi masajlar yapabiliyoruz veya kraniyel çalışmalarımız olabiliyor. Biraz da çocukların iyileşme sürecinden bahsedelim istiyorum. Ne kadar sürede zaman kat ediyorsunuz? Yani ben özellikle fizik tedavi yönünde size açıklamalar yaptım şimdiye kadar ama burada tabii ki eğitime gelen çocuklarımız da var. Eğitime gelen çocuklarımız burada dil konuşma terapisi alabiliyor. Aynı zamanda otizmli çocuklarımız geliyor. Otizmli çocuklarımız hem eğitim alanında, yani bu eğitim dediğimiz öz bakımdan tutun okuma yazmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Çünkü buraya gelen çocuklar çoğu belki kendi temizliğini bile daha yapmayı başaramayan çocuklar oluyor. O yüzden biz nereden başlamamız gerekiyorsa oradan başlıyoruz. Bu süreçte çocuğun durumuna göre değişiyor. Yani durumu nedir? Yani mental durumu olabilir. Yani onun algılayışı olabilir. Her çocuk için bu süre farklıdır. Ama fizik tedavi açısından söylersek yani 6 aydan önce ciddi bir gözle görülür bir gelişim göremiyoruz. Gözle görülür diyorum çünkü hani dışarıdan bakan bir gözle söylüyorum bunu. Bizim açımızdan yoksa gerçekten iyi bir şekilde aileyle de destekleniyorsa yaptığımız tedaviler
Çünkü burada yapılan şey dediğim gibi haftada iki gün olduğu için mutlaka aile desteği olması gerekiyor. Burada yaptıklarımızı biz ailelerimize de öğretiyoruz. Eğer ailelerimiz de destekliyorsa gerçekten bizim söylediklerimizi yapabiliyorlarsa bir ayda gözle görülür bir gelişim zaten görülüyor. Fakat ailelerin gözüyle bizim gözümüz farklı olabiliyor. Onlar biraz daha hani bir an önce atıyorum hani çocuk yürümesini istiyor çocuğun. Tabii ki onları biz çok iyi anlıyoruz. Ama o gelişim tabii ki daha uzun zamana yayılabiliyor. Yani 6 ayda ciddi gözle görülür gelişimler görebiliyoruz. Ortalama bir şey söylüyorum tabii ki burada. Çünkü elbette çocuktan çocuğa değişiyor yani bu. Şimdi burada ailelere çok zor bir görev düşüyor tabii ki ama şu konuya da değinmek istiyorum. Konuşma gerilemesi olan çocuklarda aileler bunu nasıl fark ediyor? Zaten evet dediğiniz gibi aile önemli burada. Aile tespit edip sonra doktora başvuruyor, hekime başvuruyor. Yani konuşma geriliği olan çocuk ancak 1 yaşını geçtikten sonra tespit edilebilir zaten. Yani aile bakıyor ki ilk çocuğuysa biraz daha geç tespit edebiliyor. Çünkü hani ilk deneyim biraz daha bekleyebiliyorlar ama ikinci, üçüncü çocuğuysa bir önceki çocuklarıyla kıyaslayıp biraz daha erken müdahale edebiliyor aile. Yani diyor ki hani benim bu çocuğum 1 yaşındayken şu kelimeleri söylüyordu veya 1 yaşındayken işte ayağa kalkıp sıralayabiliyordu, adım atabiliyordu işte. Ama şimdi bu işte Ahmet, Mehmet artık yürümesi gerekir, neden adım atamıyor veya birkaç kelime çıkarması gerekir, neden bunları söyleyemiyor diye sorgulamaya başlayıp bir uzmana danışıyor. Uzmanlar da onları yönlendiriyorlar. Bu doğrultuda bize kadar ulaşmaları bayağı bir süreç aslında. Önce hekim tanıyı koyuyor. Nörologlar yapıyor bu işi. Çocuk nöroloji uzmanları. Psikologlar, psikiyatristler, birçok hekimin fizik tedavi uzmanları, birçok hekimin şeyinden geçiyorlar. Muayenesinden geçip tanı alıp daha sonra eğitime başlayabiliyoruz burada. Peki hocam çok zor bir iş yapıyorsunuz. Burada uygulama yaparken çocuklarla ilgili zorluklarınızdan da biraz bahsedelim mi? Bahsedelim. Yani her işin zorlukları vardır. Bizim için zorluk değil bu açıkçası. Biz bunu bir zorluk olarak görmüyoruz. Seviyoruz işimizi çünkü çocuklarla çalışmak için o işi sevmeniz gerekiyor. Yani bunun başka yolu yok. Yani çocuklar her şeyi hissederler. Biz yetişkinlerden o konuda çok daha iyidirler. Sevmeden yaparsanız bu işi çocuk zaten gelir gelmez bunu hissediyor ve örneğin ağlamaya başlıyor veya istemiyor, içeriye girmek istemiyor. O yüzden tabii ki ilk geldiğinde çocuğun yaşına göre onun burayı sevebileceği şekilde ona yaklaşıyoruz. Önce sohbet ediyoruz. Tabii ki gelir gelmez hadi otur başlıyoruz bu şekilde olmuyor. Önce onunla bir tanışma evremiz oluyor, kaynaşma evremiz oluyor. Bu süreç nereden baksanız bazı çocuğa göre 3-4 seans sürebiliyor. Bazısında bir seans sonrası alışıp devam edebiliyoruz işimize. Peki hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır'daki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek.